Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım bu dersimizde paragraf sorularında ileri ve geriye yönelik soru sorma tekniğini sizlerle paylaşacağım. Beni uzun zamandır takip eden kıymetli dostlarım zaten bu tekniğe az çok hakimler. Burada sadece bunu anlatarak biraz daha detaylı bir şekilde bu yöntemi sizlerle paylaşacağım. Ancak öncelikle şunu söylemeliyim. Kıymetli dostlarım benim elimde sihirli bir değnek yok. Yani bu videoyu izledikten sonra paragrafla ilgili bütün sorunların çözülecek değil. Senin her şeyden önce iyi bir okur olman lazım. Yani okuma ritmine sahip olman lazım ki burada anlattığım senin işine yarayabilsin. Eğer iyi bir okur değilsen, okuduğunu anlamakta zorlanıyorsan, eline pek kitap almamışsan, cümleleri akıcı bir şekilde okuyamıyorsan, burada anlatılanlar, başka videoda anlatılanlar asla işine yaramaz. Önce bunu düzeltmelisin. Bazen öğrenciler soruyor bana diyor ki hocam hızlı okuma kursu var falanca yerde gideyim mi? Ben diyorum ki önce okuma kursuna git. Yani önce okumanı düzelt. Daha sonra hızlı okuma, teknik, taktik vesaire. İşte bu noktada kendinle bir hesaplaşmalısın. Ben okuma konusunda ne durumdayım? Eksiklerim neler benim? Kendine yalan söylemeden, kendini kandırmadan bu konuda kendine samimi ve dürüst olup bu konuda gerçeklerle yüzleşmelisin. Ha iyi bir okursan, Düzenli bir şekilde kitap okuyorsan, paragraf sorularını okurken cümleler arasında takılmıyorsan, akıcı bir okuman varsa benim başka bir öğretmenin vesairenin anlatacağı tekniklerde elbette işine yarayabilir. Ama dediğim gibi ben, benim elimde bir sihirli değnek yok. Paragrafın sadece burasını oku, sadece şurasını oku, burayı boş ver, geç, şurayı çiz, burayı okuma, bu soru 3 saniyedir bunun hakkı falan gibi böyle sihirli tekniklerim de yok benim zaten. Benim anlatacaklarım, anlattıklarım, bu zamana kadar ki sizle paylaştıklarım bir paragraf sorusunu bir okuyuşta nasıl çözeriz? İkinci, üçüncü okumaya gerek kalmadan amaçlı okuma nasıl gerçekleştirilir. Hep bunlarla ilgiliydi. Farkındayım. Çok uzattım. Bir girizgah yapmam gerekiyordu. Kusuruma bakmayın lütfen. Kıymetli dostlarım ileriye ve geriye yönelik soru sorma tekniği paragrafın tamamen yapısıyla ilgili bir tekniktir. Yani paragrafın ana düşüncesini, konusunu, yardımcı düşünceyle ilgili bir şey arıyorsanız burada anlatacağım teknik işe yaramaz. Ama paragrafı ikiye bölme soruları, düşüncenin akışını bozan cümleyi bulma soruları, verilen karışık sıradan anlamlı bir bütün oluşturma soruları bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiştir tarzındaki paragrafın yapısıyla ilgili paragrafta boşluk doldurma vesaire yapısıyla ilgili bütün sorularda kullanabileceğiniz güzel bir teknik. Ancak bu tekniği geliştirmeniz lazım. Yani burada öğrendik Eyüp Hoca anlattı ve ben hadi hemen uyguluyorum ve başarı sağlayacağım. Böyle bir dünya yok. Yani sen bunu öğreneceksin. Öğrendiğini sorularda uygulaya uygulaya bu tekniği sen geliştireceksin. Yani belli bir birikim elde edip ondan sonra sorularda ne kadar hızlandığını, bu tekniğin ne kadar çok işe yaradığını kendin göreceksin. Peki, şimdi kıymetli dostlarım. Paragraflar tıpkı bir uzun yazıya benzer biliyorsunuz. Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşur. Her cümle anlam ve yapı bakımından kendisinden önceki cümleye ve sonraki cümleye bağlıdır. Bu bakımdan her cümle kendisinden önceki ve sonraki cümleler hakkında bazı ipuçları barındırır. İşte bizim tekniğimiz bu ipuçlarını yakalamaya yönelik olacaktır. Bu teknikle birlikte kıymetli dostlarım, artık böyle kalabalık bir ortamda size tarif edilen birini değil de kalabalık bir ortamda tanıdığınız birini aramaya başlayacaksınız. Zira bir paragrafa cümle eklemeye çalışıyorsanız eğer o cümleyle ilgili yani oraya gelecek cümleyle ilgili elinizde sağlam ipuçları yoksa bu kalabalık bir ortamda size tarif edilen birini aramaya benzer. Elbette bulursun denemeye alınma yoluyla ama epeyce zaman kaybedersin. Fakat oraya getireceğin cümleyle ilgili elinde sağlam bir ipucu varsa yani o cümlenin içinde şu kelime olmalı, şu vurgu olmalı gibi bir ipucu varsa bu kalabalık bir ortamda tanıdığın bir adamı aramaya benzeyecektir. Haliyle daha kolay cevaba ulaşacaksın. Peki nedir bu yöntem? Şimdi karşımızda bir cümle var kıymetli dostlarım. Bu cümlenin bir öncesi, bir sonrası var bu görüntüye göre. Önüne bir boşluk, sonuna bir boşluk konmuş. 20. yüzyıl dünya kaynaklarını paylaşmak için çıkmış savaşlarla ve bu savaşların birbirinden uzaklaştırdığı toplumlarla tarihteki yerini alıyor diye bir cümle. Şimdi bu cümleye baktığımız zaman bu cümle klasik bir giriş cümlesi. Yani bu cümle kendisinden önce bir cümle var. Havası zaten taşımıyor. Ancak sonrası için bazı cümleler getirmemiz gerekiyor, değil mi? Peki oraya gelecek cümlelerin içerisinde ne gibi bilgiler olması lazım? Tekrar okuyalım. 20. yüzyıl dünya kaynaklarını paylaşmak için çıkmış savaşlarla ve bu savaşların birbirinden uzaklaştırdığı toplumlarla tarihteki yerini alıyor. Peki şöyle bir soru sorsam, nasıl alıyor. Tarihteki yerini nasıl alıyor diye bir soru sorsam. Sorduğum bu sorunun cevabı bu cümlenin öncesinde mi yer alır, sonrasında mı yer alır? Elbette şuraya gelecek olan cümlenin içinde tarihte nasıl yer alacak sorusunun cevabını mutlaka bulunacaktır. Veya her toplumda kuşaklar arasında yinelemeler ve bunun karşısındaki değişmelerden oluşan bir karşıtlık örülür. Ha şimdi bakalım tipik bir giriş cümlesi yine bunun bir öncesi zaten olamaz. Kendisinden önce bir cümle ifadesi zaten taşımıyor. Peki her toplumda kuşaklar arasında yinelemeler ve bunun karşısındaki değişmelerden oluşan bir karşıtlık örülür. Peki soru soruyorum. Nasıl örülür? Değil mi? Nasıl örülür? Ve bu karşıtlık nedir? Karşıtlıktan neyi kastediyorsun? Değil mi? Ha, o zaman şuraya gelecek olan cümle mutlaka bu soruların cevabını barındıracaktır. E hocam sizin bu anlattıklarınızı ben zaten normal bir kitap okurken kafamda zaten o deli sorular benim dönüyor zaten. Diyorsan sen zaten bu tekniğe hakimsindir. Ama benim anlattıklarım şu an sana yabancı geliyorsa ne anlatıyor bu adam falan diyorsan dikkatli dinle lütfen. Zaten iyi bir okur yani düzenli bir şekilde kitap okumuş, belli bir kültür birikimi sağlamış, okuma kültürüne sahip bir kişi. Zaten bu anlattıklarımı zaten yapıyordur ister istemez. Zaten okuma dediğimiz eylem zihne bu egzersizleri yaptırır. Yani sen bir cümleyi okurken o cümlenin sonrasına dair zihnin zaten sorular sorar. Öncesine dair bağlantılar kurar. Bunu zaten iyi okurlar yapar. Benim sözlerim az okuyanlara. Dostlar devam edelim. Bu imkanlar insanlara farklı mekanlarda sanat aracılığıyla ötekini tanıma fırsatı sunuyor. Şimdi bu cümleye soru soruyorum. Hangi imkanlar desem? Hangi imkanlar? Sorduğum bu sorunun cevabı bu cümlenin neresinde yer alacaktır? Elbette şurada değil mi? Bu imkanlar hangi imkanlar? İşte o hangi imkanlar sorusunun cevabı şuradaki cümlede olacaktır. Ötekini tanıma fırsatı sunuyor nasıl sunuyor? Ne yapıyor da sunuyor? Bu fırsatlar nelerdir? Şuraya gelecek olan parçanın içinde nasıl sunuyor? Bu fırsatlar nelerdir? Bu soruların cevapları olacak değil mi? Peki devam. Yine de birkaçı dışında hiçbir toplum gerçekte kendini modern olarak adlandıramamıştır bu süreçte. O bu cümleye neler neler sorulur. Şimdi hangi süreçte diye sorsam hangi süreçte? Bu sorunun cevabı kelime sonunda da olsa ön tarafta olacaktır dostlar. Yine de birkaçı dışında, birkaçı dışında neylerin, kimlerin birkaçı dışında? Toplum demişti zaten. Ha demek ki şurada toplum sözcüğü mutlaka geçmesi gerekecek. Peki devam edelim. O tek hayatta kelimelerinizi yazarak sesinizi duyulur hale getireceksiniz. Sonra da başkalarının sizi işitmesini sağlayacaksınız. Nasıl sağlayacağız? Sorusunun cevabı şuraya gelecek olan cümlenin içinde mutlaka olacaktır o tek hayatta hangi tek hayat bu hangi tek hayat sorusunun cevabı şuradaki cümlede mutlaka olacaktır ki cümleler birbirine anlam ve yapı bakımından bağlansın dostlarım. O halde yazmaktan başka çareniz yok. O halde hangi halde? Hangi halde? Ha demek ki öncesinde bazı sebepler sundu değil mi? E bu cümleye bakıyorum. Yazmaktan başka çareniz yok. Bitti. Nokta. Bununla ilgili sonrasında bir açıklama yapmasına gerek var mı? Elbette yok. Dolayısıyla bu cümle ileriye yönelik soru almaz. Tipik bir sonuç cümlesi. Ancak öncesine dair o halde yazmaktan başka çareniz yok. O halde ne? Ne oldu? Bunun sebebi ne? Niçin yazmaktan başka çarem yok? Öncesinde bunları açıklamış ki o halde diyerek olayı bağlamış. Peki bu sayede okurlar hangi sayede ya? Hangi sayede ne oldu öncesinde? Ha demek ki bir şeyler oldu. İşte bu olanlar sayesinde okurlar Örümcek Adam'ı sever ve takip eden yıllar içinde Örümcek Adam serisi Fantastik Dörtlü, Hulk, Barbar Conan gibi çizgi romanlardan bile çok satarak şirketin en önemli maddi kaynağı ve sembol karakterlerinden biri olur. Peki nasıl olur? Nasıl olur? Sonrasında yer alır. Hangi sayede? Ne oldu da okurlar bunları sağladı? Öncesinde yer alır dostlarım. Peki devam. Bu yüzden sevdiğiniz hayatlar ve davranışların hepsi bir mücadeleyi ve zaferi temsil eder. Hangi yüzden? Niçin? Niçin? Bu niçinlerin cevabı bu cümlenin öncesinde yer alacaktır dostlarım. Dikkat. Bu yüzden sevdiğiniz hayatlar ve davranışların hepsi bir mücadeleyi ve zaferi temsil eder. Nasıl temsil eder? Değil mi? Bunu Açıklayacaktır gelen kısımda. Şimdi kolaydan karmaşa doğru, basitten karmaşa doğru. Bazı soru kalıpları aldım. Bütün soru kalıplarını almak isterdim elbette ama kanalda epeyce video olduğu için birkaç tane soru kalıbı aldım paragrafın yapısını ilgilendiren ve bu teknikle bakacağımız, bu tekniği göreceğimiz sorular. Basitten karmaşa doğru gidelim. Aşağıdakilerden hangisi giriş cümlesi olmaya? en uygundur demiş. Yani kendisinden önce bir cümle var ifadesi taşımayacak. Yani ben o cümleye geçmişe yönelik sorular soramayacağım. Şimdi dilimizi bir takım yabancı etkenlere karşı korumak, zenginleştirmek için uğraş vermek yalnız dilcil dilcilerin görevi değildir. Ha, bu cümlenin öncesine dair sorular sorabilir miyim? Bir dursun. Sanatın topluma yönelik olması gerektiğini bu açıdan değerlendirmenin büyük yararı olacaktır. Hangi açıdan diye sorsam hangi açıdan şurada bu cümlenin öncesinde yer almayacak mı elbette yer alacak dolayısıyla bu cümle giriş cümlesi olamaz eleştirmenler bizde eleştiri sanatının gelişmesine engel oldular böylece ne yaptı bu eleştirmenler? Ha öncesinde anlatıyor değil mi? Eleştirmenler bir şey yaptı. Eleştirmenler bizde eleştiri sanatının gelişmesine engel oldular. Böylece diyerek önceye işaret etti. Eleştirmenler ne yaptı? Öncesinde bunun cevabı mutlaka olmalı. Gazete yazılarının, yazarlarının yazılarında böyle suçlayıcı bir anlatım kullanmalarını yadırgıyorum doğrusu. Nasıl suçlayıcı bir anlatım? Cümlenin öncesinde mutlaka bu olmalı. Bu sayede genç öykücüler ve şairlerle sesini geleceğe duyuracaktır edebiyatımız. Hangi sayede nasıl öne gitti değil mi? Yani şurada bu cümleye sorduğum bu sorunun mutlaka cevabı olmalı. A seçeneğindeki cümle geçmişe yönelik soru kaldırmadı. Demek ki bu cümle giriş cümlesi özelliği taşıyor dostlarım. Peki devam. Yukarıdaki cümle cümleler anlamlı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Yine klasik bir soru, hemen hemen her sınavda bu soru kalıbı bizim karşımıza çıkmakta dostlarım. Gelin birlikte bakalım. Şaşırdım buna diyerek Başlamaz değil mi? Neye? diye sorarlar adamı. Bak geçmişe götürüyor beni. Peki. Bir dostum ailesiyle birlikte İstanbul'dan Kırıklar eline doğru giderken küçük kızlarının tarlalarda, bahçelerde ağaçları gördükçe baba burada ne kadar çok park var dediğini anlatmıştı. Böyle bir giriş yapabilirim. Çünkü diye giriş yapamam. Bu da neydi diye geçmişe yönelik soru soruyorum. Olmaz. Büyük şehirlerde ağaçları sadece parklarda gören çocuklar da e başka kim vardı derim. Bu da beni geçmişe götürür değil mi? E haliyle bizim giriş cümlemiz iki numara olacaktır. Besbelli. Bir dostum ailesiyle birlikte İstanbul'dan kırıklar eline doğru giderken küçük kızlarının tarlalarda, bahçelerde ağaçları gördükçe baba burada ne kadar çok park var bir de ünlemiş artık oydu bir şaşkınlık dediğini anlatmıştı. Şaşırmadım buna. Şaşırmadım buna. Neye şaşırmadım? Çocuğun böyle bir soru sorduğuna. Bak geçmişe yönelik soru sordum. Neye şaşırmadın kardeşim? Baba burada ne kadar çok park var sorusu sorduğuna şaşırmadım. Dolayısıyla 2'den sonra bir gelecek. Peki. Çünkü büyük şehirlerde ağaç o kadar az ki diyerek şaşırmadım buna. Niye şaşırmadın kardeşim? İleriye yönelik soru sordum. Cevap geliyor. Çünkü büyük şehirlerde ağaç o kadar az ki Tamam. Bunu da eledik. Bu da çocuklarla ağaçlar arasında bir dostluğun gelişmesine engel oluyor. Bu da dediği ne? Olmadı. Geçmişe yönelik soru sordum, bağlamadı. Büyük şehirlerde ağaçları sadece parklarda gören çocuklar da ağaçların yalnız parklarda yaşayabileceğini düşünüyor ve onlara sadece uzaktan bakmakla yetiniyorlar. Evet, bunu buraya getiririm. Tamam. Bu da ney ney? Sadece parkta görme durumu da çocuklarla ağaçlar arasında bir dostluğun gelişmesine engel oluyor diyerek şunu 5 yapacaktık. Şu 4 de buraya gelecekti. Bu şekilde bir sıralama yapabiliriz. Baştan ikinci bir numara. Dolayısıyla cevabımız da A seçeneği olacaktı dostlarım. Peki devam. Bu parçada boş bırakılan yere düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Haydi biraz ipucu toplayalım dostlar. En basitinden en karmaşığına kadar birçok buluş hayata geçmeden önce uzak bir hayalden ibarettir. Hmm. Bu noktada hangi noktada? Geçmişe götürdü beni. Hayalden ibaret oluşu değil mi? Onu işaret ediyor. Bu noktada yapılamaz, gidilemez gibi sınırlamalar insanları bir anlamda tahrik eder. Nasıl tahrik eder? Şuraya gelecek olan cümlenin içinde bu sorunun cevabı olmalı değil mi? Devam edelim. Çünkü olanaksıza boyun eğmeme, meydan okuma içgüdüsel bir davranıştır. Kimde içgüdüsel bir davranıştır? Geçmişe götürdü beni. Kimde sorusunun cevabı olmalı. Tahrik eder, nasıl tahrik eder sorusunun cevabı olmalı. Artık ipucum var. O kalabalık cehenneme dalabilirim çünkü tanıdığım birini arıyorum. Haydi bakalım. Olmaz deneni gerçekleştirme isteği insan doğasındaki temel unsurlardandır. Ha, tahrik eder. Nasıl tahrik eder? Olmaz deneni gerçekleştirme isteği insan doğasının temel unsurlarındandır. Çünkü olanaksıza boyun eğmeme, meydan okuma, içgüdüsel bir davranıştır. İnsan doğasındaki temel unsurlardandır. Evet, dursun en uzak ihtimaller bile yoğun bir çabayla günün birinde gerçeğe dönüşür. Hiç alakası olmadı değil mi? Çok bilinen bir atasözü talihin cesur insanlarından yana olduğunu gösterir. Ne alakası var? Bilimdeki her buluş ve yenilik doğanın engellerine bir meydan okumadır. Doğa nereden çıktı? Konumuz insan. insan, insanların bu noktada yapılamaz, gidilemez demeleri Değil mi? Doğa engellemiyor beni. insanlar engelliyor. Yapamazsın diyor. Gidemezsin diyor. Değil mi? Bu da beni tahrik ediyor. Bilimsel başarının temelinde öğrenme isteği ve kişisel gayret vardır. E tahrik nerede? Tahrik yine yok. Olmaz deneni gerçekleştirme isteği. Bir istek oluşuyor içinde bu tahrikle beraber. insanın doğasındaki temel unsurdur. Çünkü olanaksıza boyun eğmeme, meydan okuma içgüdüsel bir davranıştır. Evet tam anlamıyla karşıladı. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı dostlar. Peki. Şu soruya bakalım. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Tekniğini taktiğini ise daha önce anlatmıştım. Kısaca özet geçeyim. Bir deneme yanılma yapıyorsunuzdur muhtemelen. Bir cümleden şüpheleniyorsunuzdur. Konunun koptuğu, kendi içinde zaman zaman giriş cümlesi özelliği taşıyan. Ya evet bu cümlede... Bir sıkıntı var dediğiniz bir cümleye. E, Eyüp hocanın size ne anlattı? Dedi ki ya şüphelendiğin cümleyi parçadan bir çıkar bakalım. Yani dörtte şüphelendin. O zaman bir bak onu parçadan çıkar. Beşinci cümle, üçüncü cümlenin devamı mı değil mi? Kontrol et. Değil mi? İkide şüphelendin. Eyüp hocan ne dedi sana? İkiyi parçadan çıkar. 3. cümleye bak. Birinci cümlenin devamı mı değil mi? Okudun. Birde bir sıkıntı var. Üç ikinin, dört üçün, beş dördün devamı mı değil mi? Buna bağlı. Haydi bakalım. Kitabı okumadan önce sadece psikolojiyle ilgilenenlerin okuyabileceği konuda bir kitap olduğunu düşünmüştüm. Oysa okuyunca neyi okuyunca? Şu kitabı. Bak geçmişe yönelik soru sordum ve bağladı. Oysa okuyunca herkesin kendini ve çevresindekileri tanımak ve iç huzurunu bulmak için okuması şart olan kitap olduğunu gördüm. Yazarın diğer bir kitabı ise felsefe ile ilgili çatırdama sezdik. Devam edelim. Kitapta herkesin anlayabileceği bir dilde kişilerin davranış ve düşünceleriyle huzursuzluklarının hatta fiziksel hastalıklarının altında yatan asıl nedenler anlatılmakta ve bilgiler verilmekte. Hangi kitapta diye sorarım adama. Geçmişe götürür beni. Geçmişte zaten bir kitaptan bahsetmiyor muydu? Evet bahsediyordu. Üçte şüphelenmiştik zaten. Hemen sağlamasını da yapalım. 4-2'nin devamı mı? Oysa Okuyunca herkesin kendini ve çevresindekileri tanımak ve iç huzurunu bulmak için okuması şart olan kitap olduğunu gördüm. Kitapta, o kitapta, hangi kitapta? Beni geçmişe götürdü ve bağladı. Herkesin anlayabileceği dilde kişilerin davranış ve düşünceleriyle huzursuzluklarının hatta fiziksel hastalıklarının altında yatan asıl nedenler anlatılmakta ve bilgiler verilmekte. Evet. Geçmişe yönelik soru sorduğumda şunu gördüm. Dördüncü cümle ikinci cümlenin tam anlamıyla devamı. İki zaten birin devamıydı. Beşi de siz kontrol edersiniz dostlar. Dolayısıyla cevapta doğruymuşuz. Yani şüphelendiğimiz cümle gerçekten de düşüncenin akışını bozmaktaymış. Peki şu soruya bakalım. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğun giderilmesi için hangi değişiklik yapılmalıdır? Bir bakalım. Bu insanlar hangi insanlar diye sorarım adamın geçmişe götürür beni e geçmişteki cümle nerede? Yok, e haliyle bu cümle giriş cümlesi olamaz dostlarım. Bunda bir sıkıntı var. Bu insanlar bulundukları her ortamda kısa bir sürede insanları etraflarında toplamayı başarırlar. Öyle insanlar vardır ki onlar konuştukları zaman soluduğunuz havanın bile onların sayesinde olduğunu zannedersiniz. Yani konuşmaları sizin üzerinizde öylesine etkilidir çevrelerinde bulunanlar. Acaba şimdi ne diyecek diye merakla beklerler. Kimlerin? O insanların. Bir işe girişirken çoğu kimse onların düşüncelerini almayı ihmal etmez. Şimdi bir de şüphelenmiştik. Birinci cümle, üçüncü cümleden sonra getirilmeli. Öyle insanlar vardır ki onlar konuştukları zaman soluduğunuz havanın bile onların sayesinde olduğunu zannedersiniz. E, yani konuşmaları sizin üzerinde öyle bir etki yaratır. Bu insanlar hangi insanlar işte bu bahsedilen insanlar bulundukları her ortamda kısa bir sürede insanları etraflarında toplamayı başarırlar. Tamam çevrelerinde bulunanlar hangi çevre etraflarında toplamıştı ya tamam çevrelerinde bulunanlar acaba şimdi ne diyecek diye merakla beklerler. Bir işe girişirken de onlara genellikle soru sorulur. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıydı dostlarım. Peki şu soruya bakalım. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine bu görev televizyon gibi yayın araçlarına düşer cümlesinin getirilmesi uygun olur? Tekniğini daha önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi hemen paragrafa geçmiyorduk. Verilen cümleye ileriye ve geriye yönelik sorular sorup ipuçlarını elde edip paragrafa öyle çıkıyorduk. Paragrafa çıkmadan önce de şuraya bir dikkat ediyorduk. Hangisinden sonra, hangisinden önce, numaralanmış yerlerden hangisine en tehlikelisi bu zaten? Çoğu zaman doğru cevabı bulup yanlışlıkla işaretliyorsunuz. Çok dikkat. Cümleye ait ipuçları alıyorum, cebime koyuyorum bunları. Sonra paragrafta cümleler arasında bir kopma var mı? Bunu okuyarak kontrol ederek okumamı sağlıyorum. Şimdi bu görev televizyon gibi yayın araçlarına düşer. Soru soruyorum, hangi görev? Ha, hangi görev sorusunun cevabı kendisinden önce olmalı değil mi? Tamam. Tiyatronun görevi yeni sözcükleri tanıtmak ve yerleştirmek değildir. Bu bir görev mi? Yeni sözcükleri tanıtmak ve yerleştirmek görev. E tiyatronun görevi dedi. Tamam. E bu görev televizyon gibi yayın araçlarına düşer. Harika. Bu nedenle özellikle gerçekçi oyunlarda yeni türetilen ve halkın henüz kullanmadığı sözcüklerin kullanılmasına karşıyım. Bu konuya hangi konuya bağladı? Bak geçmişe yönelik soru sordum. Bu konuya ilişkin Şinasi tiyatroda kişilerin rollerine göre konuşması gerektiğini söylerken en doğru ilkeyi göstermişti. Bu ilkeden hangi ilkeden geçmişe yönelik soru sordum. En doğru ilke. Bu ilkeden sapılmamalı ve oyunlarda halkımızın tepki göstereceği alışılmamış sözcükler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Böyle olduğu takdirde, nasıl olduğu takdirde, geçmişe soru sordum. Anlaşılmayacak sözcükler kullanılmadığı takdirde hem oyun sırasında izleyicinin zihni dağılmaz hem de izleyici bütün dikkatini oyuna verir. İşte ileriye ve geriye yönelik soru sorma tekniği tam olarak bu. Bu görev hangi görev? Tiyatronun görevi. Çok güzel. E dolayısıyla numaralanmış yerlerin hangisine? İşte şu birin olduğu yere gelecek. Dolayısıyla cevabımız da A seçeneği olacaktı dostlarım. Evet kıymetli dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.